Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Bugün Kartal'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen 6 yaşındaki çocuğa istismar davası 17 Temmuz'a ertelendi. Şimdi davaya ilişkin dava avukatlarından Pınar Akbina ile konuşacağız. Sayın Akbina, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'yi, 6 yaşındaki kızı HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesine ilişkin dava bugün görüldü ve davada karar çıkması bekleniyordu. Ancak 17 Temmuz'a ertelendi. Siz de dava avukatısınız. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçti bugünkü duruşma? Öncelikle bir düzeltme yapayım. Dava avukatı değilim. Davayı gözlemci olarak takip etmeye, bütün süreçleri birebir takip etmeye çalışan bir avukatım. Dolayısıyla hani taraf avukatı değilim. Onu düzeltmek istiyorum. Ancak çok önemli bir dava bu dava. O yüzden bir kadın avukat olarak özellikle takip etmek istediğim için de takip ediyorum. Kamuoyunda çok büyük yankı uyandıran bir dava. Aslında ülkemizde çok fazla yaşanan böyle olaylar var ama böyle cesaret edip şikayetçi olan veya olayı ortaya çıkaran kişiler, bu kızımız gibi kişiler olduğu zaman biraz daha gün yüzüne çıkan ve kamuoyunda da büyük yankı uyandıran davalara dönüşüyor bu davalar. Dolayısıyla en başından beri kızımızın yaşı çok küçük tabii, 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığını söylüyor. Dolayısıyla yani davanın gidişatında da bir gizlilik kararı verildi biliyorsunuz. Aslında tüm dosya kapsamı döküldü ortaya, yani kamuoyunca biliniyor. Bütün deliller de biliniyor ama ilk duruşmadan sonra bir gizlilik kararı verildi. Bu nedenle çok fazla içerikle ilgili bilgi veremiyoruz. Ancak süreç devam ediyor, yani uzayarak devam ediyor. Aslında bir karar bekleniyordu ama hala tanıklar, mesela bir tanık daha dinlendi bugün bu davada. Dolayısıyla şu an dava 7 Temmuz'a ertelendi bugün, pardon 17 Temmuz saat 10'a ertelendi bugün itibarıyla. Bu davanın niteliği aslında şunu belirtmek istiyorum. Bu dava sıradan bir cinsel istismar davası değil. Aslında bu cemaatlerde, tarikatlarda olan olayları da gün yüzüne çıkaran bir dava. O bakımdan çok önemli bir dava ülkemiz açısından. Ne yazık ki tek davada değil, yani bu tür davalar çok fazla. Daha önce biliyorsunuz Süleymancılar Yurdu, Furkan Vakfı, Fıkıh Der, Ensar, yani bunların ne yazık ki ilk değil ve sanki son olmayacak gibi de görünüyor. Biliyorsunuz bu aralar 6.284 sayılı yasa tartışmaya açıldı. Yeni bir meclis oluştu. Bu oluşan mecliste ne yazık ki orta çağcı, gerici partiler doldu. Örneğin Hizbullahçı Hüdapar da artık bu mecliste. Seçimden önce işte kadınlar sahiplendirilmeli gibi bir vaatte bulundular. Yine Fatih Erbakan 6.284 sayılı yasanın kaldırılması gerektiğini belirtiyor ısrarla. Hatta yeminden önce bu bir hadis değil diye belirtti. Dolayısıyla bu davanın da aslında ilk duruşmasında açık olan, aleni olan ilk duruşmasında da sanık avukatları bu benzer görüşlerini dile getirmişlerdi. Ve süreçte de sürekli bunu dile getiriyorlar. Bu davanın bir aslında sosyal medya davası olduğunu, işte seçimlerle seçim vaadi gibi bir dava olduğu konusunda böyle bir süreçte de kadınlara aslında yönelik söylemleri oluyor ve bunların iç yüzünü bu yönüyle de ortaya döken bir dava. Dolayısıyla bunun sonucu da önemli, yani ne karar çıkacağını bilemiyoruz ama ne yazık ki yargımız da büyük bir baskı altında bildiğimiz gibi. Umarız bağımsız bir şekilde gereken cezayı verirler. Bu davalar, dava sonucunda da. Peki siz de davayı takip eden bir avukat olarak, şimdi bu duruşmada karar çıkması bekleniyordu ancak dava yine ertelendi. Sizce neden bu duruşmada karar çıkmadı?
Şimdi savunma tarafının çeşitli iddiaları oluyor. Tabii tanık dinlenmesini istiyorlar, çeşitli belgelerin getirtilmesini istiyorlar. Dolayısıyla ceza yargılaması açısından da üst mahkemeden de bozulmadan dönmesi açısından mahkeme tamamlamaya çalışıyor bu talepleri diyelim. Yoksa hani savunma tarafının görüşleri ya da iddiaları biraz daha öne geçmiş oluyor. Ama aynı zamanda tabii baskının da bir şeyi var. Yoksa aslında deliller en başından söylediğimiz gibi yani dosyada çok önemli deliller var. Suçun işlendiğine dair fotoğraflar var, ses kayıtları var, doktor raporları var. Kızımızın psikolojisinin bozulduğuna, ruh sağlığının bozuk olduğuna dair belgeler var. Ancak uzatmak bazen sanık tarafın işine de geliyor. Ne kadar uzatırsak biraz siyasi atmosferden de faydalanmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Ne yazık ki seçim sonucu da onların lehine oldu. Dolayısıyla hukukta ne yazık ki ülkemizde siyasetten bağımsız ilerlemiyor. Büyük bir baskı altında yargımız. AKP'lilerin hukuk bürolarına dönüşmüş durumda. Daha sert bir ifadeyle söyleyeceğim, bir avukat olarak ne yazık ki tespitim bu yöndedir. Dolayısıyla bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama çok da uzayacak bir durumda yok. Önümüzdeki celse sonuçlanabilir veya bir iki celse daha atar diye düşünüyorum en fazla. Evet. Peki az önce aslında siz de değindiniz kısaca ama ben bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Çünkü meclise yeni giren partiler oldu. Yani Hüdapar gibi bir parti daha önce Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı olduğu söylenen bu parti meclise 4 milletvekilini Cumhur İttifakı aracılığıyla soktu. Şimdi burada bir tarikatten bahsediyoruz aslında, bir cemaatten, Hizbullah tarikatından. Peki sizce bu olaylar artacak mı? Bu davaları daha sık görmeye başlayacak mıyız meclisin bu şekilde bir şekil değiştirmesiyle beraber de? Evet, aslında ben daha net bir ifade kullanayım. Bir terör örgütüdür Hizbullah. Dolayısıyla bunun bağlantılarının meclise girmiş olması bence bu olayların artmasını etkisi olacak. Sadece onların girmesi değil, genel anlamda orta çağcı gericiliğin arttığı bir meclis, gerici kesimin arttığı bir meclisle karşı karşıyayız. Yeni meclis bu niteliğe sahip. Dolayısıyla ben bu olayların daha da artacağını düşünüyorum. Laiklik ilkesi bile tartışmaya açıldı ne yazık ki. Anayasa değişikliği önerilecek kadar tartışmalar yapılıyor ne yazık ki. Dolayısıyla oradan olması, bunun meclisten olması tabanda da bu tür olayların daha da artmasına, daha da bu kesimin cesaretlenmesine neden olacağını düşünüyorum. 6.284 sayılı yasa bana göre yeterli bir yasa da değil aslında ama yine de bir nebze de olsa nefes aldıran, kadına yönelik aile içi şiddeti engelleyen kısmi de olsa bir yasa. Dolayısıyla bunun kalkmasını özellikle bu kesim istiyor. Aslında bu yasadan en çok faydalanan da bu kesimdeki kadınlar. Ben aynı zamanda kadın hakları merkezinde de çalışıyorum İstanbul Barosu'nun. Adli yardım nöbetleri tutuyorum. Oraya gelen kişilere baktığımızda da en çok bu kesimden kadınların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha bir cesaret alacaklarını ve kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik bu tür baskıların, istismarların artacağını düşünüyorum ne yazık ki. O yüzden biz kadınlara çok önemli görevler düşüyor. Bu yasanın kalkmaması için, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması için çok ciddi bir mücadele vermek gerekiyor. Aynı zamanda hem hukuki olarak hem fiili olarak. Peki Sayın Akbina, şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz duruşmalarda şununla karşılaştık. Şimdi az önce de söyledik. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı. İsmail Ağa cemaati üyelerinin duruşma salonunun çevresinde, Adalet Sarayı'nın çevresinde eylem yaptığını gördük önceki duruşmalarda. Bugün böyle bir şey gözlemlediniz mi siz? Yani herhangi bir gerginlik yaşandı mı? Cemaat mensuplarını orada görebildiniz mi? Yoksa daha stabil bir ortam mı vardı? Ben bugün görmedim ama ilk duruşmada çok saldırganlardı gerçekten. Cemaat üyeleri ayrı bir alandaydı. Kadın örgütleri ve siyasi partilerin olduğu ayrı bir alandaydı. Ancak
Özellikle sanık avukatları çok saldırganlardı ilk duruşmada ve biz tepki gösterdik. Bir tanesi hatta girerken bu ne idüğü belirsizleri alıyorsunuz ama bizi almıyorsunuz şeklinde bir beyanda bulundu. Bizler de orada bulunan avukatlar olarak ciddi bir tepki gösterdik. Yani böyle bir hukukçuluğun olamayacağını, böyle bir bırakın hukukçuluğu insani anlamda da yani bu şekilde saygısızca oradaki insanlara seslenmesi. Yani duruşmalarda da ilk duruşmada özellikle söylemleri genelde kadın düşmanlığı üzerineydi. Yani dolayısıyla bu sanıkların savunmanlığını yapan meslektaşlar diyelim, onlar da aynı düşüncedeler ve saldırgan bir şekilde davranıyorlar. Gerçekten bu cemaatin müritleri şeklinde davranıyorlar. Ama bugün ben de gözlemlemedim geldiklerini. Evet. Sayın Akbin'e aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta? Şunu da söylemek istiyorum. Yine ilk duruşmadan bahsedeceğim. Oraya çok ciddi kadınlar gelmişlerdi. Örtülü kadınlar, açık kadınlar. Ben birkaç tane sohbet ettim yani kadınlarla. Önce cemaate desteğe geldiklerini düşünmüştüm ama sorduğumda tarikat üyesi olduğunu düşündüğüm kadınlar bile kızımıza desteğe gelmişlerdi. Yani bu davanın gerçekten kadınlar açısından nasıl bir infial uyandırdığını bir belgesi olarak görüyorum. Orada da yani çok ciddi bir destek gelmişti ilk gün. Biraz azaldı son zamanlarda ama bunun duruşmanın gizlilik kararı verilmesi nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa gerçekten kadınlarımızda çok ciddi bir tepki uyandırdı bu dava, bu olaylar diyelim. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız ben de özellikle davanın sonuna kadar. Orada bulunmak bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Akbin'e aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasına ilişkin davayı takip eden avukatlardan Pınar Akbina ile konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.